Auto Show'da Audi standındayız. Karşımızda oldukça güzel arabalar var ve şimdi sizlerle de Audi'yi konuşacağız. Öncelikle Auto Show sizce nasıl geçiyor, nasıl başlıyor? Valla heyecanlı başladı aslında. Genelde otomobil fuarları ve Auto Show bizim için önemli. 2 yılda bir yapıldığı için de hem bu 2 yıllık süreç içerisinde herkes olabildiğince iyi bir şekilde hazırlanıyor bu fuara. Çok da ilgi çeken bir fuar. Doğal olarak gayet güzel başladı, heyecanlı başladı. İyi gideceğini düşünüyorum. Başka firmaların tanıtımları oldu ama Audi hani bugün bir şey duyurmadı. Benim en çok merak ettiğim yeni A4, A5 ne zaman tanıtılacak Türkiye'de? Şöyle söyleyeyim, yeni A4 ilk defa bu yıl Frankfurt Fuarı'na gösterilecek. Yani küresel lansmanı Frankfurt Fuarı'na gerçekleşecek. Yeni A5 de 2016 yılı içerisinde planlanıyor. O nedenle henüz daha yeni A5 ile alakalı biraz daha sabretmemiz gerekecek açıkçası. A4'ün motor seçenekleri yani ortaya çıkmıştı zaten. Volkswagen grubu Passat'la beraber hani ciddi bir atılım yaptı. A4'ü de çok merakla bekliyoruz. Hani öncesinden bir A4 ile ilgili bizde bir şeyler paylaşabilir misiniz? Hadi bilgiler. Şöyle söyleyeyim. Yeni A4'te tabii artık bu şeyler daha önce paylaştığımız bilgiler. 1.4 litre 150 beygir gücünde bir benzinli motorla pazara gireceğiz. O da Kasım ayı gibi açıkçası başlayacak. Bu tabii bulunduğu segmente rekabetçi bir pozisyon yaratacak A4 için. Türkiye için vergi avantajı. Açıkçası evet öyle de diyebiliriz. Tabii bu bir gerçek, Türkiye'nin gerçeği. O segment içerisinde zaten halihazırda rakiplerimiz 1.6 litre motorlar sunabiliyorlar. Audi'nin mevcut şu andaki kasasında biz 2 litre motorla tüketicimize sunuyoruz. 2 litre motoru sunuyoruz. O nedenle bu yeni kasayla birlikte rekabeti daha farklı bir boyuta taşır. Güzel bir rekabet olacağını düşünüyorum ben açıkçası. Benim son zamanlarda Audi tarafında en çok dikkatimi çeken, özellikle hani bizi izleyenlerin de dikkatini çeken araçtır. A3 sedan. Yollarda çok görüyoruz. Hani hatta normal Sportback'ten daha çok görmeye başladık sedanı. Orantılarsak sedan mı daha çok satıyor yoksa biz İstanbul'da olduğumuz için böyle görüyoruz? Ya açıkçası çok net bir şekilde istatistiklere de bakabiliriz. Bu konuda Türkiye gerçek bir sedan pazarı. Gerçek bir sedan pazarına dönük ve bulunduğu segment içerisinde de baktığınızda A3 sedan hem mevcut motor alternatifleriyle birlikte premium segmentte Audi için gerçekten çok önemli bir model haline geldi. O yüzden açıkçası gördükleriniz yanlış değil. A3 sedan gerçekten çok iyi sattığımız bir model. Bu da tabii Türkiye'nin bu biraz önce bahsettiğim iyi bir sedan ülkesi olmasının karşılığı. O nedenle toplam satışlarımız içerisinde önemli bir orana sahip. Bunun hem perakende de hem de gün geçtikçe büyüyen operasyonel firol kiralamada da etkisi artıyor. O nedenle A3 orta düzey yöneticilerin çok tercih ettiği bir sedan otomobili. O anlamda bu da bizim mevcut Audi satışları içerisindeki önemini de gittikçe artırıyor. Şimdi farklı segmentler olsa da A3 sedan çıktıktan sonra forumlarda, internette bizlere sorulan sorular en çok A3 mü, A3 sedan mı, A4 mü alayım, aradaki o farka değer mi gibi sorular gelmeye başladı. Tabii ki de farklı segmentler ama hani bu tarz iki arabanın bu kadar yaklaşması sizin tarafınızdan nasıl düşüncelere yol açıyor? Ya açıkçası tabii çok doğal olarak onun kendi içerisinde bir yani pazar payı anlamında etki yarattığı doğal ama şu anda açıkçası kendi içerisinde zaten mevcut sattığımız araçlar içerisinde A3 sedanın biraz önce bahsetmiş olduğumuz fiyat avantajıyla birlikte oluşturmuş olduğu bir pozisyon var. Ama A4 açıkçası gerçekten Audi'nin gizli amiral gemisi diyebiliriz. Dünyada en fazla ürettiği ve sattığı otomobil A4. Kendi aralarındaki hacim farkı ve araçların segment farkı doğal olarak daha büyük otomobil tercih eden tüketiciyi çekiyor. Yıl sonunda 1.4 litre motorun gelmesiyle birlikte burada bir miktar kaymalar söz konusu olabilir. Ancak tabii ister istemez yine doğal segment farkı ve fiyat pozisyonlaması anlamında ben çok birbirlerini etkileyeceklerini düşünmüyorum. Çünkü yeni gelecek A4 de çok güzel tasarımlı, şık, aynı zamanda çok sportif bir otomobil geliyor. O nedenle burada satışlarımızı ileriye doğru götürecek bir hamle olacaktır. Birbiri içerisinden, birbirinden satış alacak bir etki yaratmayacaktır diye öngörüyorum. Son olarak 2015'ten beklentileriniz neler? Seçim dönemi de geliyor. Artık hani 2015 bitene kadar çok büyük zamlar gelir mi gelmez mi bilmiyoruz ama hani beklentileriniz nedir?
Ya açıkçası çok iyi bir yıl başladı. Takip ediyorsunuzdur otomotiv sektörü anlamında. Açıkçası burada seçimlerin ne kadar etkili olacağı ile ilgili olarak bir şey söylemek çok kolay bir şey değil. Yani sihirli küreye bakmak gibi olur. Bu aşamaya kadarki pazarın performansı gayet iyi gitti. Yılın sonuna kadar ben çok fazla bir değişiklik olacağını düşünmüyorum. O anlamda satışların çok fazla değişkenlik göstereceğini. Burada bizim gibi ithalatçı olan firmaların üzerinde en fazla tabii kurdaki değişim etki yaratıyor. Onu da çoğu otomobil firması zaten fiyatlarda bu rekabeti dengeleyecek şekilde bunu tüketiciye doğru bir şekilde yansıtıyor diye inanıyorum. O nedenle yılın mevcut akışıyla devam edeceğini ve çok büyük bir etki yaratmayacağı inancı içerisindeyim. O zaman beklentiler tutacaktır. Umarım öyle olur.